Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz şair ve sosyolog Yahya Ateş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? İlk önce programa beni davet ettiğiniz için size ve ekip arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ben 1982 yılında Erzincan'ın Özlüköy'ünde dünyaya geldim. Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler, Sosyoloji ve Çocuk Gelişimi bölümlerini okudum. Şu an özel bir bankada teminat kontrol servisinde yönetici olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 20 yıldan beri şiir yazıyorum. Aynı zamanda da okuyorum. Evliyim. 13 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın. 4 yaşında da bir oğlum var. İstanbul'dayız. Orhan Veli tadında yaşıyorum. Harika, ne güzel. Şiire olan ilginiz ne zaman başladı? Şiire olan ilgim aslında liseli yıllarda başladı. Benim edebiyat öğretmenim, kulakları çınlasın Mahmut hocamız, çok güzel şiir okurdu. Aynı zamanda tam bir Nazım Hikmet hayranıydı. Bir de Orhan Veli, ikisinin şiirlerini özellikle okurdu. O şiiri okuduğu zaman bizim böyle aslında biz yaramaz bir sınıftık. Bir Hababam sınıfı nitelendirilen sınıflardan birisiydik ama o ne zaman şiir okursa herkes böyle sessiz bir şekilde onu dinlerdi. Biz böyle bir masal dünyasında bir kendimizi hissederdik. O günlerde aslında yani ufak tefek makaleler, işte kompozisyon tarzı yazılar yazıyordum ama şiir tarzı o modülde hiçbir şekilde yazmamıştım ama Mahmut Hoca sayesinde ben de işte Orhan Veli, işte Nazım Hikmet, daha sonra diğer şairlerin kitaplarını, şiirlerini okudukça orada farklı bir dünya keşfettim. Aslında yarım kalan bir tarafımı orada buldum diyebilirim. Onları okudukça ve daha sonra da şiir yazmaya başladıkça Mahmut Hocama da yazdıklarımı ilettim. O da baktı böyle, yeteneği keşfetti aslında. Ve onun söylediği bazı edebiyat dergileri vardı o zamanlar. Şiirlerimizi oraya yönlendirdik ve bazıları da yayınlandı. Lise döneminde zaten okulda artık özel günlerde biliyorsunuz işte Cumhuriyet kutlamalarında vesaire diğer günlerde artık bana da okutmaya başlamıştı. O serüven öyle başladı. Daha sonra da yaklaşık 20 yıldan beri de hiç bırakmadım, yazmaya da devam ediyorum. Güzel. Herkes şair olabilir mi acaba? Herkes şair olabilir mi sorusunun cevabında aslında ilk önce biraz şiiri tanımlamak gerekir. Kısaca tanımlamak gerekirse şiir işte kelimelerle, imgelerle duygularınızı karşı tarafa edebi biçimde anlatma sanatı aslında, yazma sanatı. Bana sorarsanız şairlik bir yetenek işi aslında ama sadece tabii yetenek yeterli mi diye sorarsanız yetenek sadece yeterli değil. O yeteneğin üzerinde de yoğun bir çalışma gerekiyor. Bir kere kelime hazinesinin gerçekten geniş olması gerekiyor ve hayat sürekli değiştiği için de sürekli okumanız, farklı kültürlerde işte diğer dünyadaki şairlerin şiirlerini okumanız gerekiyor. Ve aynı zamanda bunlar da yeterli değil. İşte empati yeteneğinizin çok kuvvetli olması gerekiyor. Çünkü aslında şair küçük şeylerden büyük hikayeler ve masallar çıkartıyor bir anlamda. İşte bir örnek veriyorum, bir lambaya baktığınız zaman ya da sokakta bir kediye baktığınız zaman herkesin görmediğini aslında bir anlamda görür. Gözlem yeteneği de kuvvetli. Aynen. İlham alan her şeyden. Biraz da yaşanmışlığı da olması gerekiyor. Tabii bu çok yaşamış da olabilir, çok okuyarak da olabilir. Ama empati yeteneği dediğimiz yani bazı şeyleri yaşamasa dahi sanki karşı tarafa onu birebir hissiyatını vermesi gerekiyor. Mesela Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri şiirinde aslında Çanakkale'de değildir. O savaşı hiç görmemiştir. Ama size öyle bir anlatmıştır ki şair üstadımız. Sanki orada o savaşı birebir gözler önünde görüyor ve o şehitlerin ne gibi duygular olduğunu bize anlatabiliyor. O yüzden hem empati hem biraz çalışma hem de tabii işte o edebi biçimleri, imgeleri vesaire de kullanması gerekir. Sadece yetenek de yeterli değildir. Evet, geliştirmesi de gerekiyor. Aynen, beslemesi, öyle. Donanım sahibi kesinlikle olması önemli. Peki ülkemizde şiire olan ilgi nasıl? Aslında böyle bizim ülkemizde her sabah uyandığımızda böyle bir şiddet olaylarıyla uyanıyoruz. Maalesef. Ama özümüzde aslında biz ülke olarak biraz duygusal bir ülkeyiz. Aslında özümüzde aşk var bizim. Hani Mehmet Akif Ersoy işte İstiklal Marşı'nda işte şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda dediğin zaman toprakta hep şehit çıkar diyor ama aslında biz o toprakları sıktığımız zaman
Birisinden Atilla İlhan çıkar, birisinden Nazım Hikmet çıkar, Aşık Veysel'ler çıkar, Feryatlı Şirinler çıkar, Keremli Aslı'lar çıkar, Yunus Emre'lerimiz çıkar. Aslında bizim özümüzde, yani nasıl biz turnalara, karedilenlere türküler yazıyorsak, sevdiklerimize daha önce işte mektuplarla bir şekilde mendil kanalıyla işte şiirler yazıyorsak biz aslında duygusalız baktığımız zaman. Ama ne yazık ki bu duygusallığımızı ne zaman yitirdik çok fazla bilmiyorum ama biraz şiir yetim kaldı. Biraz maalesef, edebiyatımız maalesef yetim planda, kaldı. Biraz geri planda kaldı. Belki bu işte hayatın biraz değişmesiyle, sosyal medyanın biraz da artmasıyla. Hızlı tüketim toplumu hızlı, olunca. Çok çabuk duygularımızı da hızlı maalesef bir şekilde tüketmeye başladık maalesef. Duygularımızı, ifadelerimizi böyle 160 karaktere sığdırmaya başladık biraz da. Çabuk sıkılıyoruz. Çok uzun şeyler okumuyoruz artık. Hayatın getirdiği bu tarz yenilikler var ama biz yine bir şekilde ben özümüze döneceğimize inanıyorum. Ama maalesef şu an biraz yetim kaldı. İnşallah ileriki zamanlarda düzelir. Peki yazdığınız şiirlerde hangi konulardan bahsediyorsunuz? Etkilendiğiniz şairler kimlerdir? Bir tane şiirimde kendimi tanımlarken şu mısraları kullanmıştım. Gözlerinden öperim diye biten mektupların şairiyim ben. İşte sürekli eskide kalan ama özlenen, işte posta kutusunda ama pullarında Atatürk fotoğrafı olan, gurbet özlemiyle beklenmiş ve toprak kokusu elleri öpen bir şairim diye nitelendirmiştim kendimi. Dolayısıyla aslında ben biraz nostaljiden, eskilerden biraz nemalanıyorum, oradan faydalanıyorum. Bir Yeşilçam hastasıyım aslında. Hı hı. Bütün filmleri izlemiş ve Sadi Alışık hayranıyım. Nostaljik. Aynen öyle. Hatta Sadi Alışık'ın o Ah Müjgan Ah filmi vardır, meşhur. Onun hatırına mesela Müjgan Seyri şiirlerim de vardır. Onun dışında işte 80'lerin, 90'ların o siyasi çekişmeleri var. O 80'lerin ve 90'ların yine sokak kültürü, çocukluk ilişkileri, evet, oyunları. Tabii onlar güzel. O dönemler biliyorsunuz siyah önlükler ve mavi önlüklerdeki bir değişim duyguları var. İşte TRT'de Bizimkiler dizisi vardı hatırlarsınız. Oradaki saf duygulardan çok besleniyorum. Tabii ki işte ailem, eşime ve çocuklarımı da aynı zamanda şeyler yazıyorum. Aslında yaşadığım şeylerden tabii feyiz ediyorum ama en çok böyle eskilerden, öyle 80'lerin, 90'ların o güzel ortamından çok besleniyorum. Evet. Peki izleyicilerimiz yazdığınız şiirlere nereden ulaşabilir? Bir tane Instagram sayfam var, şiirlerimi paylaştım. Yağmur Adam Şiirleri ismi. Aslında bu ismi söylerken de sürekli hem sayfayı takip eden şiir dostlarımız hem de arkadaşlarımız neden Yağmur Adam diye ismi koyduğunda merak ediyorlar. Yıllar önce biliyorsun çok orijinal ismi Raymond olan Yağmur Adam diye bir film var. Evet. Aslında onunla benzetiliyor ama yani o filmle çok da ilgisi yok. Benim işte ilk göz ağrım, işte biricik kızım adı Yağmur. Ben işte yaşamım boyunca yani yaşarken bir takım şeylerin eksik olduğunu hissetmiştim aslında. Yani evlendim, mutluyum ama yine bir takım şeyler eksik gibi. İşte kariyer var, kariyerleri adım adım ilerliyorum ama yine bazı şeylerin eksik olduğunu hissetmiştim ama ne zaman ki kızım hastane odasında ağlamaya başladığı zaman tamam dedim. Yani bir eksik vardı ve onu tamamladığını anlamış oldum. İsmi oradan geliyor. Yağmur Adam, yani yağmurla birlikte insanlığımızı, adamlığımızı tamamlamış olduğum için bu ismi vermiştim. Evet. Peki bir okur olarak kendi yazdığınız şiirleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani aslında şöyle söyleyeyim. Evet, imgelerle, işte edebi biçimlerle şiirler yazılıyor. Daha önce de işte divan edebiyatında büyük üstadlarımız işte hece ölçüsüyle Aruz Mevsim'de birçok şiirler yazdı. Aslında bir önceki soruda da işte ilham aldığımız şairler var. İşte benim için Orhan Veli çok önemliydi. Çünkü Garip Akımı'nı başlatmış. Ve şiirlerin bir kalıba girmemesi gerektiğini, aslında İsyankar biraz da devrimci niteliği vardır Orhan Veli'nin o anlamda. Yani şiiri aslında çok büyük bir şey getirmiştir. Benim şiirlerim de aslında Orhan Veli'ye benzer ve serbest ölçüde yazmış olduğum şiirlerden oluşuyor. Ama şöyle bir durum var. Bunu söylediğim zaman biraz da eleştiriyorum gerçi ama bunu söylemeden duramayacağım.
Şimdi biz büyük üstadların şiirlerini okuduğumuz zaman kitaplarda vesaire aslında mesela bir Cemal Süreyya'nın ya da bir Atilla İlhan'ın ya da Orhan Veli'nin birçok şiiri vardır. Ama bizim aklımızda kalan şiirler genellikle hangileridir? Böyle imgeleri çok güzel kullanmış, basit, herkesin anlaşabileceği, anlayabileceği o mısralardır. Nedir mesela? İşte ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Yalnızlığı çok güzel ifade etmiş. Cemal Süreyya, işte sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kez oldu, kör oldum. Ya da işte elimden tut yoksa düşeceğim, yağmur götürecek yoksa beni, Atilla İlhan. Baktığımız zaman bu şiirler hem çok basit bir şekilde anlaşılır hem de imgeleri o kadar güzel kullanılmıştır ki insanların kalplerinde bir yer edinmiştir. Benim şiirlerim de evet o üstadlarda yarışamayabilirim ama en az onlar kadar güzel olduğunu düşünüyorum. Ve yazmış olduğum şiirlerin de hem anlaşılır basit hem de imgelerin çok kuvvetli olduğuna inanıyorum. 600'e yakın şiirlerim var. Güzel. Hani böyle bu şiirlerin hepsi okunduğu zaman sadece 5 tane 6'sı da değil de hepsinden İnsanların kalplerinde bir yer edindiğini, o vermiş olduğum örnekler gibi mısraların kalıcı olduğunu inanıyorum. Tabii ki asıl önemli olan kitle, yani ne kadar anlaşıldı ve size ne kadar sahiplenildiğidir. Çünkü bir şairin yazdığı şiir sadece kendi anladığı, sadece kendisinin yorumladığı bir şiir olmamalı sağolsun. Karşı taraf bunu alacak, kalbinde bir yer edecek ve sahiplenecek, nesilden nesile gidecek zaten. Evet, bir şiirinizi okur musunuz bize? Evet, aslında çok özel şiirler var ama tabii ki en önemli benim için çok okuduğum zaman duygusallaştığım aileme, işte eşime ve çocuklarıma yazmış olduğum şiirler. Burada bir pozitif ayrımcılık yapacağım tabii ki. Tabii. Canım kızıma yazmış olduğum, doğum güne yazmış olduğum bir şiiri okumak isterim. Buyurun. Doğum gününde yazmıştım bu şiirimi. İyi ki doğdun güzel kızım. Sana yazdığım hiçbir şiirde 40 haramilerin mağarasından kelimeler kullanmadım. Parmak kız gibi ceviz kabuğuna koyup kimse kırmasın diye pencereden hiç ayrılmadım. Olur da bir gün Hansel ve Gretel gibi kaybolursun diye 3 kez öpüp gökyüzüne bıraktığım ekmek kırıntılarını cebimden hiç eksik etmedim. Kırmızı başlıklı gözlerine kötü kalpli kurtların yenildiği mutlu sonla biten masallar anlattım. Emek verir ve sevgiyle bakarsan hayata, tahta kalpli olanları bile aşka çevirebileceğini söyledim. Sadece aynaya baktığımda burnum uzadı. Senin gözlerinde hiçbir zaman Pinokyo olmadım. Fareli köyün kavalcısıyla söylediğim ninnilerle uyuttum seni. Pamuk prensesin 7 cüceleriyle biri olup gıdıklayarak öperek uyandırdım her sabah. Ne zaman işe gitsem ayakkabının teki kaybolurdu. Anlamsızca denedim. Senin gülümsemen hiçbir yüze uymuyordu. Ayakkabını giydirirken kül kedim oluyordun. Sırtım ise bal kaba. Güzel kızım, ömrün Rapunzel'in saçları gibi uzun olsun. Olur da bir doğum gününde Alaaddin'in sihirli lambasında 3 dilek hakkı verilirse ve ben o gün yanında olamazsam benim için bir dilek tut. Yıldızların arasından sesini duyabileyim ve bana bir masal anlat. İçinde yağmur olan, her daim mutlu olan. Unutma kızım, bu dünya bir masaldır. Ve sen bu masalın bitmesini istemediğim en güzel sayfasısın. Baba. Harika, harika bir şiir. Çok tebrikler. Efendim katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Sevgili seyirciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.